Şada çok güzel görünüyor. Gerçekten Bayan Vasundra Dhruv için çok güzel bir kız seçmiş. Kesinlikle doğru. Peki ya sen? Evden çıkarken aynaya hiç bakmadın mı? Ha? Bu ne böyle? Böyle büyük bir partiye insan yatak çarşafıyla gelir mi? Ha? Şu rezil sarıya bak. Sen söylesene bana. Buraya eğlenmeye mi? Yoksa tiyatro oynamaya mı geldin ha? Yüzüne çok pudra sürmüşsün. Çocuklar seni böyle görse kesin korkar. Anladın mı Bayan Kosla? Ben Bayan Kosla değilim. Bayan Kosla değil misin? Hayır. Bu değil mi? Hayır Bayan Kosla o değil. O Bayan Kosla çünkü kafasında bu kuş yuvası var. Bakın. Bayanlar, baylar çok üzgünüm. Üzgünüm. Kafasında kuş yuvasıyla gezen Bayan Kosla'yla tanışın. Alkış. Sarhoş olmuş. Bunun tam olarak başka açıklaması yok. Ama sen bana o bardaktakini içmediğini söylemiştin. Evet bir an içmedi ki. Öyleyse bu nasıl oldu? Bilmiyorum. Güzel. En azından istediğimizi elde ettik. Evet, biraz sarhoş olması iyi oldu. İşte bu. Şimdi gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bak ortalığı birbirine katıyor. Bir an baksana, kendinde değilmiş gibi görünüyor. Bir an, annen geldi. Vay canına, Tanrı gerçekten bize yardım ediyor. Annem onu bunları yaparken görmeli. Böylece görevimiz tamamlanacak. Bu çok iyi olacak. Bayan Vasundra senin iyi huylu olduğunu söylemişti. İyi huylu dediği bu muydu? Affedersiniz. Vasu teyze ne dedi? Şada işte buradasın. Yine şaka yapmaya başlamışsın. Aslında o çok komiktir. İnanamazsınız. Bazen öyle ciddi oynar ki insanlar gerçek sanır. Canım şimdi komiklik zamanı mı? Ama ben... Canım amcan seni çağırıyor hadi. Olamaz babası niye karıştı şimdi? Hey Şada'yı misafir odasına götürdü. Annem onun gerçek yüzünü nasıl görecek? Yani, annem kesinlikle Şada'yı böyle görecek. Benimle gel. Hı? Gidelim. Beni Şada. Buraya neden getirdin? Baba, dışarıda nişan töreni yapılıyor. Televizyon starı, herkesin sevdiği Dhruv Pandey ile. Bırak gideyim. Nişan yüzüklerimizin takılmasını istiyorum. Baba lütfen. Sessiz ol. Şu haline bak. Ayakta bile zor duruyorsun. Ama nişanına gitmek istiyorsun. Seni bu durumda görürse Bayan Vasundura'nın yüzüne nasıl bakarım ha? Vasundra seni çok seviyor. Ama olur da seni bu durumda görürse o zaman bu evliliği bozacak ilk kişi o olacaktır. Anne. 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 Anne, sence de çok geç olmadı mı? Nişan törenine artık başlasak mı? Ne dersin? Evet anne, bütün misafirler bunu bekliyorlar. Tamam, hadi başlayalım. Duru ve Şada nerede? Anne, Duru burada ama Şada nerede bilmiyorum. Anne, Şada'yı az önce babasıyla birlikte misafir odasına giderken gördüm. Misafir odası? Evet. Her şey yolunda mı? Bilmiyorum anne. Ben gidip bir bakayım. Tamam. Tamam anne. Tamam. Buradaki işimiz bitti. Hadi gidip keyfini çıkaralım. Kim? O yaşlı kadın mı? Baba, bırak gelsin. Ona güzel bir ders vereyim. O kendini ne sanıyor ki? Sürekli etrafına emirler yağdırıyor. Şada kızım şunu yap, Şada kızım bunu yap. Deli mi bu kadın? Ha? Ona burada gelenek neymiş, görenek neymiş hepsini güzelce öğreteceğim baba. Sen güven bana, tamam mı? Ben Dhruv'un karısı olduğumda ona da haddini bildireceğim. Görürsün baba. Sonuçta ben ünlü Dhruv Pandey'in karısı olacağım baba. Ben çok ünlü olacağım. Ünlü. O yaşlı kadına boyun eğip evet anneciğim, hayır anneciğim diyecek bir köle değilim ben. Hayır, hayır. Şada kızım, kendine hakim ol. Lütfen, lütfen konuşmayı kes. Hayır baba, susmayacağım ben. Onu susturacağım. O çok sinir bozucu biri baba. Baba, en sevdiğim elbisemi giymek istemiştim. Ama o bana ne giydirdi? Bak bunu. 10 kiloluk saçma bir elbiseyi. Bu benim kişiliğime bile hiç uymuyor baba. Bu çok sıkıcı. Sıkıcı. Şada kızım bak. Onlar çok iyi insanlar. Bu evlilik senin bir hatan yüzünden bozulabilir. Beni anlıyor musun? Ha? Bu yüzden canım kendine hakim ol. Ha? Sakin ol. Sana biraz su getireyim. Hayır, hayır, hayır. Bugün su işe yaramaz baba. Bugün daha çok böyle olacağım. Bana bir bardak daha getir hadi. Hayır, hayır. Büyük bir bardak getir baba. Tamam mı? Bir bardak daha baba. Aa, üzgünüm. Şada. Şada kızım. Bay Singh, kapıyı açın lütfen. Kapıyı neden bu kadar geç açtınız? Her şey yolunda mı? Şada.